Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Sema Karakuş, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoları da aslında peyzaj mimarlığı okumak isteyen arkadaşlara tavsiye olsun diye paylaşıyorum. Bugün sizinle birlikte daha önceden bana gelen yorumları sizinle paylaşacağım ve arasında sizin de cevaplarınızı bulabilmenizi sağlayacağım. Şimdi öncelikle kayıt dondurma ile ilgili çok fazla soru geldiği için kayıt dondurma ile başlıyorum. Birinci sorumuz, kayıt dondurulunca kaydımız siliniyor mu? Arkadaşlar, tabii ki de kaydınız silinmiyor. Kayıt dondurma işlemi şöyle gerçekleşiyor. Siz sadece o dönem ya da o sene için, yani dönemlik ve senelik olarak yapabiliyorsunuz kayıt dondurma işlemini. Sadece güz döneminde ya da işte sadece bahar döneminde kayıt dondurabildiğiniz gibi o sene içerisinde koca bir senede kayıt dondurma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde o bölümle kaydınız silinmiyor. Sadece geçici olarak o bölümün pasif bir öğrencisi olarak devam ediyorsunuz. Bu dönem içerisinde de öğrenci bilgilendirme sistemine giriş yapamadığınız gibi o sene içerisinde maalesef ki öğrenci olarak kabul edilmiyorsunuz. Ama asla o bölümle ilişkiniz kesilmiyor. Sadece kısa bir süreliğine dondurmuş oluyorsunuz bölümü. Tabii ki de kayıt sildirme gibi bir durum söz konusu değil. Birinci senenin sonunda eğer ki kaydınızı devam etmek için dondurma zaten bir senenin sonucunda kendiliğinden kalkıyor ve aktif bir öğrenci haline geliyorsunuz. Bunu eğer ki diğer sene de kayıt dondurma işlemini devam ettirmek istiyorsanız tekrardan aynı belgelerle öğrenci işlerine gitmeniz gerekiyor. 2 sene gibi bir süreniz var. 2 senenin sonucunda kayıt dondurma işlemini devam ettiremiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla sadece 2 sene gibi bir hakkınız var kayıt dondurma işleminde. Başka bir soru gelmiş. Bölümünüz masraflı mıdır? Mesela ayda ortalama kaç TL harcama yapıyorsunuz? Arkadaşlar, bu değişiklik gösterebiliyor. Evet, çok masraflı bir bölüm. Mimarlardan daha fazla bir masrafımız oluyor diyebilirim. Şöyle ki, maket yapılan bazı derslerimiz var. Maket yapmamız gereken projelerimizin maketlerini hazırlamak zaten bize ciddi bir paraya mal olduğu gibi aynı zamanda bizim çizim yapmak için kullandığımız defterler, kalemler de çok ciddi paralara mal olabiliyor. Ben size net bir şey, işte bu ay içerisinde bu kadar harcadım gibi bir şey söyleyemem. Ama bir tane videom var, gerekli malzemeler diye. İsterseniz o videoyu açıp izlersiniz. O videoda zaten ücretlerini söylüyorum, fiyatlarının ne kadar olduğunu. Oradan siz basit bir hesap yapabilirsiniz. Gerçekten maliyetli bir bölüm. Ama diğer bölümlere göre avantajları var mı? Tabii ki de var. İş bulma imkanınız diğer bölümlere kıyasla daha fazla bu bölümde. Başka, tam burslu üniversiteyi dondurunca burs kesiliyor değil mi? Bu konuda bir fikrim yok. Büyük ihtimalle kayıt dondurma işleminizde bursunuz kesilmiyordur. Ama bunu bilgilendirmezseniz kesilmiyordur. Şöyle mesela diyelim ki TEV'den burs alıyorsunuz ve kaydınızı bir seneliğine dondurdunuz. Bu dönem içerisinde oraya bilgilendirirseniz eğer, tabii ki de o dönem içerisinde bursunuz kesilir. Bilgilendirme yapmazsanız o dönemde bursunuzu almaya devam edersiniz diye düşünüyorum. Çizim yeteneği olması gerekli midir bu bölümde diye bir arkadaşımız sormuş. Arkadaşlar, çizim yeteneği bence önemli değil. Tabii ki de çizim yeteneği olan arkadaşlarımız bir adım önde bize göre. O ayrı bir olay. Ama bizim bütün olayımız zaten bilgisayar ortamında çizim yapmak ve biraz daha hayal gücüyle daha güzel bakabilmek. Alanları nasıl daha güzel, daha konforlu, daha kullanışlı hale getirebiliriz düşüncesiyle yola çıktığımız için ve çoğunluğu da bilgisayar ortamında çizimi yaptığımız için el çizimine çok da fazla ihtiyacımız olmuyor. Tabii ki de eğer perspektifiniz çok iyiyse, eskiziniz çok iyiyse, el çiziminiz çok iyiyse bu size artı katacaktır. Sadece perspektif çizerek bile ilerleyebilirsiniz bu bölümde. Öyle de bir avantaj sağlayacaktır el çiziminizin olması. Okuması masraflı bir bölüm müdür? Az önce de açıkladım. Evet, çok masraflı bir bölüm maalesef ki. Başka, kendimi nasıl geliştireceğimi bilmiyorum demiş bir arkadaşımız. Bununla ilgili 4 tane video çektim. Kendini geliştirme yolları, iyi bir peyzaj mimarı olmak için neler yapılabilir diye. O videoları izleyebilirsiniz. Zaten kanala link olarak da eklerim bu videonun altına. Oradan bakabilirsiniz. Peyzaj mimarı uzmanlık alanları nelerdir? Şimdi
peyzaj mimarlığı uzmanlık alanları dediğimiz, akademisyen olabildiğiniz gibi bu konuda ilerlemeniz demek bana göre aynı zamanda mimarlık unvanı da alabilmeniz demek. Yani peyzaj mimarı bir yere kadar, belli bir imza yetkisi var, evet. Ama her alanda maalesef ki bir imza yetkisine sahip değil. O yüzden aynı zamanda hem peyzaj mimarı hem mimar olmanız durumunda sizin imza yetkinliğiniz daha da artacaktır. Bazı işleri kendi başınıza yapabilecek hale geleceksinizdir. Başka dediğim gibi akademisyen olabiliyorsunuz. Akademisyen olduğunda o bölümde peyzaj mimarı olarak çalışabiliyorsunuz. Belediyelerde peyzaj mimarı olarak çalışabiliyorsunuz. Ofislerde de tabii ki de peyzaj mimarlığı yapabiliyorsunuz. Birden fazla staj yapabilir miyiz? Yani bir ofis bir de fidanlık diyorlar ama sadece iki tane mi staj yapabiliyoruz? Hayır, tabii ki de istediğiniz kadar staj yapabilme hakkına sahipsiniz. İki tane staj zorunlu olarak yapmanız gereken stajlar. Yani okul dönemi içerisinde gösterilen, aslında sizin almanız gereken bir eğitimi kapsayan bir durum bu staj dediğimiz olay. Çünkü daha sonrasında sizin transkriptinize bunlar puan olarak işleniyor. Mesela Akdeniz Üniversitesi için size vize ve final sınavları yapılıyor bu staj dönemleri için. Siz bu sınavlardan geçme notu aldığınızda bunlar sizin transkriptinize işleniyor. Ve güzel 6 kredilik gibi güzel de bir kredisi var. Tabii ki de 2'den fazla staj yapma hakkına sahipsiniz. 1. sınıfta da staj yapabilirsiniz. 2'de de 3'de de istediğiniz kadar staj yapabilirsiniz. Yaz döneminde benim zaten size tavsiyem, hiçbir yaz döneminizi boş geçirmeyin. Her zaman bir staj peşinde koşmanızı tavsiye ederim. Fidanlık stajını bir tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda hiçbir sorun yok. Ama ofis stajınızı eğer ki gelecekte ofiste çalışmak istiyorsanız lütfen ofis stajlarına ağırlık verin ve birden fazla ofis stajı yapmaya özen gösterin. Başka, kayıt dondurmaya dair olan belgeyi nereden alabilirim? Bilginiz var mı acaba? Acilen yardımcı olabilir misiniz? Kayıt dondurmaya dair belge diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle ki siz öğrenci işleriyle görüşeceksiniz. Ben kaydımı dondurmak istiyorum, şöyle bir mazeretim var diyeceksiniz. Bu mazeretinizi bildirdikten sonra size soracakları şey, işte şu belgeleri hazırla. İşte öğrenci kartını gönder mesela. Öğrenci kartını da genellikle isteyebiliyorlar. Benim kayıt dondurma işlemimde ben fakirlik belgesi göndermiştim. Fakirlik belgesi gönderme sebebim ise maddi imkanlardan dolayı eğitimime devam edemiyorum ve bu dönemler içerisinde kaydımı dondurmak istiyorum diye bir dilekçe yazdım ve yanına da ek olarak fakirlik belgesini koydum. Size fakirlik belgesi alın dememin sebebi de aslında bundan kaynaklı. Yani sizin bir mazeretiniz olarak görünüyor fakirlik belgesi. Başka da sizin kayıt dondurma için bir belgeye ihtiyacınız yok. Sadece dilekçenizi yazıyorsunuz ve gerekçenizi de ek olarak ekledikten sonra bu şekilde üniversiteye gönderebiliyorsunuz. Daha iyi bilgi almak için lütfen öğrenci işleriyle iletişime geçin. Her üniversite için bir fikrim yok maalesef ki. Başka, fiyatlarla ilgili daha kesin bilgi verebilir misin? En azından bir aralık rica etsem, aylık olarak tabii ki değişir ama minimum. Peyzaj mimarlığı okumak masraflı mıdır? Tekrardan bir aylık ne kadar maliyetiniz oluyor gibi bir soru gelmiş. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bir marker kalem setimiz var. 300 TL verdiğim bir kalem. 2 ay kadar gidiyor. El çizimi yaptığınız dönemde 1 ve 2. sınıflarda el çizimi yaptığımız için yaklaşık işte 600 belki 900 lira gibi bir maliyeti oluyor sırf bu kalemlerin. Bu kalemler haricinde bizim kendi kullandığımız rapido kalemlerimiz var. Bu rapido kalemleri üçlü şekilde set olarak alabildiğiniz gibi ayrı ayrı taneyle de kullanat şeklinde alabiliyorsunuz. Bunlar eğer ki set şeklinde üçlü olarak alırsanız bunların da fiyatı 200 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Bunlar da 2 ay 3 ay kadar gidiyor ama bunların doldurulabilme durumları var ve bunlar bittikçe siz bunları doldurabiliyorsunuz. Sanırım mürekkep fiyatı da 20-30 TL civarı olması gerekiyor. Benim size tavsiyem kullanatları kullanın. En azından akma gibi bir probleminiz olmaz. Mürekkep doldurmak o kadar böyle kolay bir işlem olmuyor. En azından benim için öyle olmuştu.
Başka kağıtlara, kalemlere çok fazla para verdiğimizi biliyorsunuz zaten. Kalemler için bile neredeyse 1000 liralık olmuş durumdayken bir de kağıtlar için ayrı bir masraf olabiliyor. Kağıtlarımızın bazıları çok uygunken bazıları çok pahalı oluyor. Şöhlerler çok pahalı. Yani bir A4 şöhler 3 TL, internette 4 TL olarak biliyorum. Bunları toptan alabildiğiniz gibi tane olarak da alabiliyorsunuz. İnternetten alırsanız daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Üniversitelerin içerisinde kırtasiyelerden alışveriş yaptığınızda daha pahalıya gelebiliyor. Başka ne söyleyebilirim? İşte tecet, feldir, gönyelerdir, pergeldir derken yine ciddi bir masrafın altına giriyorsunuz. Yani benim size söyleyebileceğim 2000 lira gibi bir miktarı kenara ayırıyorsunuz bu bölüme geçerken ve onunla bu eksiklerinizi alıyorsunuz. Bunları aldıktan 2 sene kullandıktan sonra da bilgisayar gibi bir probleminiz oluşuyor ve bu bilgisayar için de şu anda çok ciddi bir fiyata bilgisayar satıldığı için maalesef işte 10.000 artık. Benim size tavsiyem tabii ki de güzel bir bilgisayar alın, sizi senelerce götürsün. Güzel bir bilgisayar almanız gerekiyor. Bu da sizin için ciddi bir maliyet anlamına geliyor. O yüzden her defasında söylüyorum, hala da söylemeye devam ediyorum. Çok masraflı bir bölüm. Gelirken lütfen buna dikkat edin. Merhaba, ben şu an tercih dönemindeyim. Kayıt yaptırdıktan sonra güz dönemini donduracağım. Bahar döneminde derslere başladıktan sonra güz dönemi derslerini baharda mı, yaz okulunda mı yoksa ikinci sınıfa geçtiğimde mi alttan alıp vereceğim? Yardımcı olursan sevinirim. Şimdi sen bahar döneminde derslere başladıktan sonra güz dönemi derslerini güz döneminde kayıt dondurup bahar döneminde eğitimine devam edeceksin. Doğru anlıyorum. Şimdi güz dönemindeki derslerini ikinci sınıfın güz döneminde vermen gerekiyor. Yani ikinci sınıfın birinci döneminde bu derslerini alttan verebilirsin. Ama diyorsan ki ben ikinci sınıfta zorlanmak istemiyorum, tabii ki de yaz okulunda da verebilirsin. Kendi üniversitenden yaz okulu alabildiğin gibi eğer benzer derslere sahipseniz başka üniversitelerden de yaz okulu alabilirsin. Şimdi 50 kredi gibi bir kredi hakkımız olduğu için ikinci sınıfın birinci dönemi kendi ikinci sınıf derslerini aldıktan sonra bir de birinci sınıf derslerini alttan alıyorsun. Ama eğer ki kredin yeterli değilse ya da ortalaman bir dönemin ortalaması 1.80 üstünde değilse o zaman maalesef ki önceliğin birinci sınıf dersleri olacaktır. Ve ikinci sınıf derslerinin bir kısmını alacaksın, bir kısmını alamayacaksın demek oluyor. Bu da dönem uzamasına sebep olabilir. Benim sana tavsiyem ne olabilir? Yaz okulunda verebiliyorsan yaz okulunda vermeye özen göster. İkinci sınıfa geçtiğinde alttan çok fazla dersin kalmaz. Başka? Merhaba, yurt dışında dil kursum var. Hazırlıkta üniversiteyi dondurabilir miyim? Hazırlıkta kayıt dondurma işlemi olup olmadığını bilmiyorum. Ama hazırlığın zorunlu bir dönem olmadığını biliyorum. İsterseniz hazırlıkta kalsanız bile birinci sınıfa rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Kayıt dondurma işlemi hazırlıkta yapabilir misin? Ondan çok emin değilim. Öğrenci işleriyle görüşürsen daha iyi olur senin için. Abla hala veriyorlar mı muhtarlıkta fakirlik belgesini? Arkadaşlar, fakirlik belgesini kendi mahallenizin muhtarına gidiyorsunuz ve kayıt dondurma işlemi gerçekleştirmek istediğinizi ya da işte mesela kayıt sindirme işlemini gerçekleştirmek istediğinizi söylüyorsunuz veya burs için de bu başvuruyu yapabilirsiniz. Bunu söylediğinizde zaten onlar size fakirlik belgesini çıkartıp verebiliyorlar. Eğer ki böyle sinir bozucu bir insansa vermiyorsa o zaman okuldan istediklerini ya da işte burs için acilen ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde rahat bir şekilde çıkartıp verebiliyorlar. Buradan şu sorunun cevabını da vermiş olayım. Arkadaşlar, siz fakirlik belgesi aldığınızda bursunuzun kesilme gibi bir durumu olmadığı gibi burs alıyor olmanıza, fakirlik belgesi almanıza bir engel teşkil etmiyor. Çünkü fakirlik belgesi dediğimiz şey sizin ailenizin maddi durumunu kapsıyor. Sizin maddi durumunuzu kapsamıyor. O yüzden anne babanın maddi durumu kötüyse, yani en azından nasıl kötü olabilir? Kirada yaşıyorsanız ya da o mahallede mesela sizin maddi durumunuz mahalle halkından daha düşükse eğer, bu şekilde gidip fakirlik belgesini rahat bir şekilde alabilirsiniz. Muhtarlıkların hepsi fakirlik belgesi verebiliyor. Benim size tavsiyem, yanınıza vesikalıkla birlikte gidin. Zaten verecekleri A5 boyutunda küçücük bir kağıt, üzerine kaşeye ve imzasını atıyor muhtar ve siz bu belgeyi gönderiyorsunuz üniversiteye dilekçenizle birlikte.
Bu fakirlik belgesini burs başvurularınızda da kullanabilirsiniz. Bu da size avantaj sağlayacaktır. Dondurduğumuzda yurtta kalmaya devam edebilir miyiz? Arkadaşlar, dondurduğunuzda yurtta kalmaya devam edebilirsiniz. Bunu bilgilendirmemeniz gerekiyor ama. Yani diyelim ki güz döneminde yurtta kalacaksınız ama kaydınızı donduruyorsunuz. O zaman bunu yurda bilgilendirmezseniz eğer, siz bu dönem içerisinde tabii ki de yurtta kalmaya devam edebilirsiniz. Başka ne söyleyebilirim? Ben peyzaj mimarlığından mimarlığa geçmek istiyorum ama YKS puanım yetmiyor. Sadece ortalamayla geçebilir miyim? Bu üniversitelerde değişiklik gösterebildiği gibi Akdeniz Üniversitesi'nde maalesef yatay geçiş imkanımız söz konusu değil. Mimarlığa yan dal ya da çap yapabilme imkanımız var. O yüzden çok fazla bir bilgim yok maalesef bu konuda. Peyzaj mimarlığını mimarlık fakültesinde mi yoksa ziraat fakültesinde mi tercih etmeliyiz? Şöyle, mimarlık fakültesinde tercih ederseniz eğer tasarım alanında kendinizi ilerletmiş olursunuz. Ancak ziraat fakültesinde eğer tercih ederseniz o zaman da bitki anlamında, bitki bilimi anlamında kendinizi geliştirmiş olursunuz. Şöyle ki, siz eğer ki bir ofiste sadece çizim yapmak istiyorsanız o zaman mimarlık fakültesini tercih etmeniz sizin için iyi olur. Ama eğer ki fidanlıkta çalışmak istiyorsanız ya da işte bir fidanlık açmak gibi bir hayaliniz varsa o zaman ziraat fakültesinde eğitim almanız sizin için avantaj sağlayacaktır. Başka...